Kolay gelsin Halit Usta. Sağ olasın. Murat telefon etti biraz evvel. Nesi varmış gene? Hastaymış galiba. Ustama rica et, idare ediversin dedi. Bu kaçıncı keratanın? Anlatılmaz bir hastalık Halit Usta. Bilirim anlatılmaz. Biz de genç olduk Köftor, biz de geçirdik o hastalıkları. Zaman zaman şuranda bir ağrı oluyor değil mi? Evet usta. Evettir ya. İnsanın içinden de çalışmak gelmiyor ha? Gelmiyor be usta. Bilirim gelmez. Hastalığın teşhisi tamam, aşkı memnu derler böylesine. Çaresi de evlenmek. Bugünü de hayat çuvalına tıktık sayılır delikanlı. Fark etmez Halit Usta. Senin için öyle. Yakında kızağa çekecekler beni. O zaman köşeme çekilip acemilere tavla dersi vereceğim ha. Bu taş bana mı? Tabii sana. Dikkat et Halit Usta, bu sefer gözünün yaşına bakmam. Kim kimin yaşına bakmaz, akşam bize gelince anlarız. Nasılsın Sami abi, işler nasıl? Senin tatlılığınla her şey daha güzel, meyvelerimin renkleri bile. Neden acaba? Güzelliğine dayanamıyorlar da ondan. Aman ne, şimdi Seher ablaya da anlatayım bunları. Duyun sakın ha, sözümü geri aldım. Ah, kıymam hazır mı Ferit amca? Yalnız kıyman değil, etekliğinin provası da hazır galiba. Sabah bizim kız söyledi, seni bekliyormuş. Alışverişten sonra gelsin dedi. Olur Ferit amcacığım, hemen uğrarım. Güle güle kızım. Güle güle giy. Bana kalırsa çok güzel oturdu. Boyunu biraz daha kısa yapabilirdin Nur. Bize göre, bizim çevreye göre biraz fazla değil mi istediğin? Aa, kendimi buraların kızı olarak görmüyorum Nur. Ne olur ayıplama beni. Anlamaya çalış. Masallardaki gibi, bir prens çıkacak karşıma bir gün. Elimden tutup, bulutların üzerinde uçuracak sanki beni. Bambaşka dünyalara götürecek. Öyle inanıyorum ki buna. İnşallah. Hey, koskun öyle! Hoş geldin babacığım. Oo, hoş bulduk kızım. Bu gidişle anahtarımı kullanmak kısmet olmayacak galiba bana. Ne? Seni her akşam kapı önünde beklemem hoşuna gitmiyor mu yoksa? Gitmez olur mu hiç? Bütün arkadaşlarım senin gibi bir kızım olduğu için kıskanıyorlar beni. Yürü bakalım yaramaz. Güzel bebeğin babasına neler hazırladı bakayım bu akşam. Babacığının istediği her şeyi. Önce güzel bir tarhana çorbası. Acı acı kocaman biberli kuru fasulye. Kavrulmuş şehriyeli pilav. Sonra da üzüm hoşafı. Aman acele et, açlıktan içim kazındı. Yemekten sonra da misafirimiz var. Kim gelecek baba? Murat. Murat mı? Dün geceki tavla dersim yarım kaldı kerataya. Yeter artık Murat. Neredeyse yüzünün derisini soyacaksın. Ne yapayım anne? El karşısına yağlı suratla çıkacak değilim ya. Ali Dursan'ın kızı ne zamandan beri el oldu? Hazırlığının kim olduğunu biliyorum ben. Benim duygulu anam. Beni babasız büyüttün. Yalnız anam değil, babam da oldun. Sana danışmadan bir şey yapmam bilirsin. Bir kenarcıya attığımız birkaç yüz lira, birkaç bin olunca Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin? Ne diyeyim?
Fatma dürüst, güzel bir kız. Yalnız... Hı? Bak Murat, Fatma'nın annesi öldüğü zaman küçüktün sen. Türlü şeyler söylendi annesi için. Gözü yükseklerdeydi. Hiçbirimizi beğenmezdi. Halit Usta ile küçücük kızını terk edip... kötü yollarda bir garip yolcu oldu. Bir garip yolcu gibi geberip gitti. Anası kötü olduysa Fatma'nın ne suçu var anne? Analar hep böyledir. Buluttan nem kaparlar oğlum. Onun da gözü sende mi bari? Bilmiyorum. Şimdiye kadar açılamadım. Ne zaman karşı karşıya gelse... elim ayağım titriyor. Desene iş başa düştü. Fatma'ya söyle yarın bana gelsin. Hı. Anam çamaşıra çağırdı der. Oh! Ellerine sağlık papatya kızımın. Hepsi çok güzel olmuştu. Hele kuru fasulyen ha! Afiyet olsun babacığım. Ne demişler? İster zengin ol, ister fıkara. Yemekten sonra yak bir sigara. Yanına da bir kahve, ha? Murat'ı beklemeyecek misin? Geç kalmasıydı kerata. Murat'tır. İyi insan lafı üstüne gelir. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Fatma. İçeri girmeyecek misin? Gireceğim tabii. Geçmiş olsun Halit Usta. Yahu, ne oldu bu zarlara bu akşam? Yeniden başlayalım. Bir beş daha var mısın? Yarım mesai var Halit Usta. Erken yatsak iyi olacak. Başlarım şimdi erken yatmana. Halit Usta'nın tavlada yenildiği görülmüş müdür şimdiye kadar? At bakalım at. Dubara. Ulan ne oldu bu akşam bu zarlara be? Hadi be oğlum, hadi be aslanım. İyi ki kıskanç değilim babacığım. Yoksa yakardım şu tavlanı. O zaman Murat'a kim ders verirdi kızım? Cahil kalırdı çocukcağız ha? Ama ben kazanıyorum Halit Usta. Bakma sen o kazanmıyor. Neşelenesin diye deminki oyun sana ikramdı. Hadi. Müsaade ederseniz ben yatıyorum. İyi geceler size. İyi geceler kızım. İyi geceler Murat. Fatma. Az kalsın unutuyordum. Anam işi yoksa yarın bana uğrayıversin dedi. Olur giderim Murat. Zaten çok özlemiştim Emine teyzeyi. Selam söyle. Baş üstüne. Uyuyor musun ya? Ne oynayacaktım? Hiçbir şey. Zar atacaktın, zar. Ha? Avucunda. Turgut Bey! Bir şey mi istedin Halit? Şu makinelerde bazı ufak tefek arızalar var gibi geliyor bana. Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk. Muhakkak ki okudunuz Aykut Bey oğlum ama... benim de bunca yıllık tecrübem olduğunu unutmayın. Halit Usta çok eski bir elemanımdır. Söylediklerime... Merak buyurmayın beyefendi. Bütün malzeme her gün dikkatle inceleniyor efendim. Rahat ol Halit Usta, üzülme. Benden söylemesi, ötesini paşa gönlünüz bilir. Tecrübe başka, işin teknik öğrenimi başka beyefendi. Her şeyi tecrübeyle halledeceklerini sanıyorlar.
O günler geçti beyefendi, o günler geçti. Artık teknik konuşuyor. Diğer fabrikaların çalışma raporları. Evet efendim. Emir buyurduğunuz gibi geçmiş aylarla orantılı grafikleri de hazırladım. Mükemmel. Beyninize ve de elinize sağlık. Eline sağlık kızım. Sen olmasaydın bu çamaşırların hakkından gelemezdim ben. Aa, elinde büyüdüm sayılır Emine teyze. Hayatımın sonuna kadar yardıma hazırım sana. Ne zaman istersen, ne işin olursa çağır beni, koşa koşa gelirim. Hadi hadi, günün birinde evleneceksin. İnşallah. Ya kocan olacak adam seni bana göndermezse? O zaman da hizmetçimi yollarım. Biliyor musun? Emine teyze, insanın işlerini yaptırabileceği hizmetçileri olması ne güzel şey. Evleneceğim erkek böyle bir hayatı yaşatabilmeli bana. Bana kalırsa yanlış düşünüyorsun kızım. Senin yerinde olsam fakirine, zengine bakmaz, dürüst, çalışkan bir delikanlı seçerdim. Biliyorum, beni ayıplıyorsun. Ama ne yapayım, senin gibi düşünemiyorum. Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum. Annem gibi, senin gibi olmak istemiyorum Emine teyze. Mahallenin bütün kızları iyi ki senin gibi düşünmüyorlar. Ben de Murat'a iyi bir kız seçersin inşallah. Benim elimde olsa, zannederim o seçmiş. Kim acaba Emine teyze? Bilmem, Murat bu. Derdini içinde saklar, kimseye açılmaz. Bizden mi geliyorsun? Evet. Çamaşırlarınızı yıkadım. Başka? Başka bir şey konuştunuz mu annem? Tabii konuştuk. Aşk olsun sana. İnsan en yakınından gizler mi bazı duygularını? Nasıl yani? Ne gibi yani? Annenden gizlemişsin ama bana anlatabilirdin kime aşık olduğunu. Hadi anlat da olur. Kimi seviyorsun? Allah aşkına anlat. Ben... Ben var ya... Sen varsın biliyorum. Yıllardan beri... Allah aşkına dedim. Ben... Hani yıllar geçti ya... Hani çocuktum ya... Fatma abla! Halit Usta fabrikada kaza geçirmiş, eve getirdiler. Ne? Kaza mı? Babacığım! Önemli değil yavrum. Patron milletine anlatamadığımız şeylerin sonucu. Allah'tan ucuz atlattık. Babacığım! İnanın şaşkınım beyefendi. Olacak şey değil. Kazanın nasıl olduğunu yemin ederim hala anlayamadım. Yazık oldu. Doktorun raporuna göre zarar gören işçilere hemen para yardımı yapın. Biliyorsunuz her gün kontrolü yapıyorum. Bana acele Halit Usta'nın ev adresini aldırın muhasebeden. Kendisine özel olarak ziyaret edip geçmiş olsun demek istiyorum. Geçmiş olsun Halit Usta. Gerçekten çok üzüldüm olanlara. Gördünüz ya. Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyormuş. Haklısın. Yepyeni bir makine aldırıyorum şimdi. Sen de çok beğeneceksin. Sanırım çok geç kaldınız. Hatalı olduğumu biliyorum. Yaralanan bütün işçilerin zararlarını hemen telafi edeceğim. İlk olarak da senden başlıyorum Halit Usta. Lütfen şu hediyemi kabul ediver. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kızım, beyefendiye yolu gösteriver. Zahmet ettiler buraya kadar. Babamın kusuruna bakmayın. Bu kaza çok sinirli yaptı onu. Ben özür dilerim babam adına. Rica ederim. Halit Usta haklı. Bu müessif kazadan hepimiz zarar gördük. Ayrıca Halit Usta'nın sizin gibi güzel, sizin kadar kibar bir kız olduğunu öğrenmek teselli etti beni. Gene görüşürüz inşallah.
kadar zarif adam. Ayıp oldu, kovalamaktan beter etti babam onu. Bence haklı Halit usta. Koskoca patron ama. Arabasıyla buralara kadar gelmeye tenezzül etti. Düşünsene. Bana kalırsa babanı düşün sen. Babanın sıhhatini düşün. Siz anlamazsınız tabii bunu. Tıpkı filmlerdeki gibi. Bir filmde de böyle olmuştu. Türkan Şoray'ın babası hastaydı da zengin adam geldi. Aşık oldu fakir kıza. Gitti mi? Gitti. Aşk olsun babacığım. Daha iyi davranabilirdim patronuna. Ayıp oldu. Buraya kadar zahmet etti adamcağız. Senin aklın ermez böyle şeylere. İyi sabahlar. Hayrola? Sahilde ne işin var bu saatte? Seni bekledim. Beni mi bekledin? Hı. Neden? Bilmem, bekledim işte. Erken uyandım. Buradan geçersin diye düşündüm işe giderken. Sonra... Dün Turgut Bey'in babamı ziyaretinden sonra... Sen... Kayboldun ortalarda, merak ettim. Demek benim ortadan kaybolmamı hissedebiliyorsun artık. Hissetmez olur muyum? Yakınsındır bize. Severim seni. Sever misin? Nasıl? Severim işte. Nasıl seversin ama? Basbayağı severim. Babamdan sonra en sevdiğim insansındır. Teşekkür ederim. İşten sonra uğrarım Halit Usta'ya. Murat! Sen beni... Sevmez misin yani? Severim. Bu ne güzel tesadüf. Babanız nasıl? İyice. Birkaç güne kadar çalışmaya başlar sanıyorum. Tekrar ziyareti düşündüm ama rahatsız etmekten çekindim. Memnun olurduk. Ayrıca sizinle görüşmeyi de çok arzu ediyordum. Babanızla ilgili, biraz da işimizle. Ne kadar iyisiniz. Yarın burada bekleyeceğim sizi. Saat 2'de. Saat 2'de mi? Bekletmedim ya. Çok güzel. Evvelce de gelir miydin? Sık sık. Saatlerce tabiatın güzelliklerini seyrederdim buradan. Ama artık etrafımdaki güzellikleri seyretmek imkansız benim için. O kadar güzelsin ki, uzun uzun güneşe bakıp gözleri kamaşan yaramaz çocuklara benzetiyorum kendimi. Benim de gözlerim kamaşıyor karşında, sana yalan söyleyecek kadar.
Çok güzel konuşuyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorum. Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek, seni görmek. Çevrem sizden bir hayli farklı Turgut Bey. Sizin gibi bir insanla arkadaşlık etmemi hoş karşılamazlar. Geçici değil sana olan ilgim. Bu beraberliğin bir ömür boyu sürmesini istiyorum ben. Beni anlıyorsun. Bana inanıyorsun değil mi? Cevap vermedin. İnanıyorum. Bence her çevreye uyabilen çok kabiliyetli bir öğrencisin sen. Siz de iyi bir öğretmen. Çok mutluyum Fatma. İçine gömülü kalmış olan güzellikleri meydana çıkardığım için çok sevinçliyim. Sen kibar salonların paylaşamayacağı bir hanımefendi olmak için yaratılmışsın. Sana layık olan bu hayatı tanıtmak için öyle sabırsızlanıyorum ki. Sizi utandıracağımdan korkmuyor musun? Hiçbir zaman. Daima iftihar edeceğim seninle. Belki ileride eşim olacaksın. Çılgınca eğlenmesini bilmek ne güzel. Çok yaşamanın sırrı da bu zaten. Dans edelim mi yavrum? Geç oldu artık. Eve dönmem lazım. Babam evde geç kalmamalıyım. Yarın akşam için söz vermezsen bırakmam seni. İmkansız bu. Şimdiye kadar gece hiç sokağa çıkmadım. Babama ne diyebilirim? Her şeye rağmen ısrar ediyorum. Çünkü bugüne kadar yapılan en güzel defile bu. Bütün mankenler özel hazırlandı. Ne güzel. Evet. Mankenlerin seni görmelerini çok arzu ediyorum. Kıskanmaları için tabii. Günlerdir sabahlara karşı, günlerdir geç geliyorsun eve. Hiç kimseye anlatamıyorum derdimi. Acı içindeyim, gözyaşlarım akmaz oldu artık. Bittim ben, tükendim. Yatmaya? Hayır Handa. Acılarımı unutmaya, sızmaya gidiyorum. Ne dersin Nur? Mankenleri kıskandırabilir miyim? Şaşırtıyorsun beni Fatma, korkutuyorsun. Ah, anlatamam. Sanki rüyada yaşıyor gibiyim Nur. Lüks otomobiller, çaylar, defileler. Yeter artık, çok içtim. Neredeyse sabah olacak. İçmeden unutamıyorum acılarımı. İçmeden yaşayamıyorum. Tek sen varsın acılarımı yaşayan. Sen varsın gözyaşlarıma ortak olan.
Böyle konuşma Selim. Çok iyiliğini gördüm senin. Çok kardeşliğini gördüm. Belki de yaşamazdım, sefalet içinde ölürdüm sen olmasaydın. Sonunu düşünmeyen her sanatçı gibi. Alkış ve şöhret sonunda kendisini bilmeyenlerin eceli olur. Şöhretin kıymetini bilenler de yaşamıyor bazen. Çok geceler karanlık sokaklarda, yıllar evvel terk ettiğim mahallelerde yaşıyorum yalnızlığımı. Neden geceleri? Bizim gibilerin acısını ancak gecenin karanlığı gizleyebilir. Şimdi de oralara gidiyorum. Yavrumun yaşadığı yerlere, onun kokusunu duymaya, onu yaşamaya gidiyorum. Bu akşam için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Bütün geceler böyle olacak. Bütün gecelerimiz seninle renklenecek. İyi geceler. İyi geceler yav. Nasıl dün akşam müşkül duruma sokmadım ya seni? Babam uyumuştu, dönüşümü fark etmedi. Arkadaşım da biliyordu, Nur'da. Yakında bitecek bütün yalanlar. Annemler Avrupa'dan döner dönmez tanıştıracağım seni. İçer misin? Teşekkür ederim. Yabancı kaldığın tek şey içki oldu. Haklısın, sevmiyorum. Gitmek istediğimi söylersem kızar mısın bana? Babam yarın işe başlayacaktı. Oh, yazık! Çok güzel bir program hazırlamıştım. Arkadaşlarım gelecekti buraya, seninle tanışmak için. Özür dilersin. Gitmeye mecburum. Allah'a ısmarladık. Yarın arar mısın beni? Öğleden sonra telefon ederim. Beni de yakar mısınız? Çok naziksiniz. Herkese karşı değil. Saf bir kıza benziyordu. Gördüğünüz gibidir. Tecrübeli bir erkeğe benziyorsunuz. Herhalde ilk tanıştığınız kız değildi. İyi tahmin ettiniz. Parmaklarıma altın kelepçe takmaya niyetli olmadığımı söylersem... sonuncusu da olmayacağını anlarsınız herhalde. Kadınlardan nefret ederim. Erdoğan, aslanım be! Bu zara düşeş derler, Halit Usta'nın sesini keserler. Ben senin yerinde olsam bu işi en iyi biliyorum diye böbürlenmem artık Halit Usta. Ellerim kazadan sonra biraz tutuk, ona dua etsin. Bir beş daha atalım istersen. Yarına yarına, sabah işe başlayacağım, erken yatayım bu akşam. Eh sen bilirsin, dua et ucuz kurtuldun bu gece. Ulan köfte or. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur, değil mi? Estağfurullah Halit Usta, takılıyorum sana sadece. Biliyorum evlat, ben de şaka yaptım. Allah rahatlık versin. Sana da Halit Usta. Eyvallah.
Geç bakalım Mustafa abi, geç. Seninle konuşmak istiyorum biraz. Ne arıyorsun burada sen? Ne yüzle geldin buraya? Hiç değişmemişsin. Yıllar hiç değiştirmemiş seni. Daha sakin konuşabilirsin Halit. Adımı alma ağzına. Daha fazla kirletme bizim dünyamızı. Bizim için ölmüş, bizim için gömülmüş bir kadınsın sen. Kendimi affettirmek için gelmedim buraya. Kızım için geldim. Kızın yok senin! Dinle beni! Köşe başlarında bir yığın sarhoşun karşısında gönül eğlendiren bir kadını dinleyemem ben! Hem kızımın adını da ağzına alma! Defol buradan sürtük! Hala yatmadın mı sen? Hala uyumadın mı? Ne var baba? Niye sinirlisin? Çok süslenmeye başladım bugünlerde. Beğenmiyorum bu halini. Her genç kız kendisine kendince itina eder, güzel görünmek ister. Ama kızıyorsan bir daha yapmam babacığım. Seni üzecek hiçbir şey yapmam. Yapma. Halit Usta'nın kızısın sen! Halit Usta'nın çiçeğisin! Halit Usta'nın her şeyisin! Namussuzsun! Kızısın! Hala uyumadın mı sen? Uyuyamıyorum anam. Uyuyamadım. Sabah işe kalkacaksın, geç oldu. Hadi Murat'ım. Yavrum. Anacığım. Bir tanem. Anam. Yavrum. Var Murat, az evvel hususi arabalı bir kadın bıraktı. Hususi arabalı mı? Murat Bey, çok önemli bir konuyu görüşmek üzere... ...bu gece programımdan sonra gazinoda sizi bekliyor... ...gelmenizi önemli rica ediyor. Sevim Çağlıyor. Beklettiğim için kusura bakma delikanlı. Şaşırdın tabii sen. Sevim Çağlayan'la ne ilgin olabilir? Şaşırmadım desem yalan. Haklısın. Yıllar evvelini hatırlaman çok güç. Küçüktün sen o zamanlar Murat. Murat mı? Adımı da biliyorsunuz.
Bilirim. Bir yığın boya, acı dolu bir yığın sene değiştirdi beni. Gözlerimin derinliğindeki hüzne inmeye çalışırsan... ...yıllar evvelinin basma entarlı Leman ablasını tanımakta güçlük çekmezsin. Leman abla... ...sen... ...sen ha... ...halbuki biz seni... Öldü biliyordunuz değil mi? Yine yaşamıyorum zaten. Şöhretli bile olsa başka bir isme sığınmaya yaşamak mı diyorsun sen? Beni buraya neden çağırdığını anlayamadım Leman abla. Sevmeyi bildiğin, sevgiye inandığın için. Fatma hakkında konuşacağım seninle, kızım hakkında. Onu korumanı, ona yardımcı olmanı istiyorum. Fatma'nın tehlikede olduğunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum ama öğrendim. Peşinde bir adam dolaşıyor. Onu tuzağına düşürmeye çalışan biri. Yanılmış olmayasın Leman abla. Sizlerden uzağım ama sizlerin içindeyim. Sizleri yaşıyorum Murat. Gözlerimle gördüm. Onu suçlamıyorum bilirim. Onun yaşındaki kızlar tatlı bir söze, sahte bir sevgiye çabuk kanarlar. Bütün bunları babasına anlatmak istedim, dinlemedi, beni kovdu. Ölü bir anayım onun için. O zaman aklıma sen geldin. Fatma'yı bir abi gibi sever korurdun küçükken. Şimdi de aynı şeyi yapmanı istiyorum senden. Ne düşündün Murat? Bilemiyorum Leman abla. Sana yardımcı olabilir miyim bilemiyorum. Seviyor musun Fatma'yı? Seviyor musun? Canımdan çok. Her şeyden çok. O zaman oldu bu iş. Hadi göreyim seni. Allah yardımcın olsun. Bir sıkıntın olursa gene ara beni. Allah'a ısmarladık Leman abla. Çok büyük kadınmışsın sen. Güle güle yavrum. Yalnız... ...adamın kim olduğunu söylemedin. Tanıyor musun Leman abla? Adı Turgut. Fabrikatörmüş. Turgut mu? Anlattıklarının hepsi saçma. Karışamazsın benim hayatıma. Karışırım. Karışamazsın. Karışırım. Anladım. Kıskanıyorsun beni. Evet. Var mı bir diyeceğin? Kıskanıyorum. 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 Boşuna kıskanma. Evlenecek benimle Turgut. Evlenecek mi? Evet. Seviyor beni. Seviyor mu? Seviyor tabii. Sevsin. Hem de nasıl seviyor? Çiçek gibi seviyor. Kelebek gibi seviyor. Sevsin. Sevsin dedim. Seviyor işte. Seviyor, 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 seviyor. Seviyor.
Nen var yavrum? Neden durgunsun? Bilmiyorum. Anlayamadığım, anlatamayacağım bir sıkıntı var içimde. Her sıkıntı bir sonraki sevinci hazırlar. Annemler Avrupa'dan döndü Fatma. Seni anlattım onlara uzun uzun. Evleneceğimizi söyledim. Ne dediler? Kızmadılar mı? Gücendiler bile. Yemeğe bekliyorlar yarın akşam seni. Hayrola? Seni üzen bir şey mi oldu? Pek iyi görmedim seni. Bir sıkıntın olursa beni ara demiştin Leman abla. Fatma'yı yolundan çevirmemize imkan yok. Evlenecekmiş bizim patronla. Beni sevmediğini söyledin. Sevmediğini söylemek, sevmek demektir. Ne olursa olsun, ne derse desin mücadelene devam et Murat. Neye yarar? Sonunda yine ben içkiye sarılacağım, sen de daha fazla üzüleceksin. Fatma seçtiği yoldan geri dönmez Leman abla. Dönecek Murat. Buraları, bu batakhaneler yolunu kaybetmiş yüzlerce Fatma, yüzlerce Leman'la dolu. Sonunda onu buralarda görmek istemiyorum, anlıyor musun? Görmek istemiyorum. Bak, dinle beni. Laf olsun diye söylemiyorum. Yaşadığın hayattan nefret ettiğin belli. Bize gidelim Leman abla, annem mert kadındır. Bir iki acı söz eder ama sonunda affedersin. Hadi gel benimle. İkinci anam ol. Sağ ol Murat, benim için artık çok geç. Yıllar evvel olsaydı belki. Şu an benim için yapabileceğin bir şey kalmadı artık. Anlıyor musun? Kızımı kurtar Murat. Kızımı kurtarmanı istiyorum senden. Sizinle konuşmak istiyorum efendim. Ne hakkında? Fatma. Fatma mı? Fatma hakkında ne konuşabilirim seninle? Fatma'yı seviyorum. Senin değil... Fatma'nın seni sevmesi önemli. Niyetiniz ciddiyse aradan çekilmeye hazırım. Ama maksadınız başka. Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. Dışarı çıkın. Anlatamadım galiba. Dışarı çıkın dedim. Beyi dışarı çıkarın. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Eğer Fatma'ya bir şey olursa... Eğer Fatma'ya bir zarar gelirse sizi yaşatmam, haberiniz olsun! Dışarı çıkmanızı rica ettim. Unutmayın bu sözümü, yaşatmam sizi! Yaşatmam! Murat, ne oldu? Niçin erken geldin? Patronla kavga ettim anne, işten ayrıldım. Sonra anlatırım. Üzülüyorum Fatma, yanlış hareket etmiyoruz inşallah.
Artık hepsi bitecek bu yalanların, yemin ettim sana. Hem dedim ya, ailesiyle tanıştıracak beni. Öyle heyecanlıyım ki. Babama sende olduğumu söyledim, unutma. Allah'a ısmarladık, güle güle. Gecenin sadece bir aile toplantısı olduğunu zannediyordum. Benim için çok büyük bir anlamı var bu gecenin. İkimiz de ömrümüzce unutmamalıyız bu geceyi. Sevmedim. Başım döndü birden. Şaşırtıyorsun beni. Çılgınca eğlenenleri kıskandığını söylemiştin bana. Önceleri renkli gelmişti bu hayat. Ama şimdi... Anladım. Sıkılıyorsun şimdi. İstersen daha sakin bir yerde, mesela yukarıda bekleyelim annemleri, neredeyse gelirler. Seni kaybetmek istemiyorum. Seviyorum seni. Biraz içer misin? Heyecanın geçer, sakinleşirsin. Bakalım annen beğenecek mi beni? Anneler için... ...oğullarının evleneceği kızlar çok önemlidir. Öyle heyecanlıyım ki. Git buradan. Gitmek mi? Evet. Git buradan. Aldattım seni, yalan söyledim, kandırdım. Annemin geleceği yok. Annem yok daha doğrusu. Git dedim, kurtul benden! Kimseyi sevmedim ömrüm boyu, kimseye inanmadım! Şaşırtıyorsun beni! Ben de şaştım kendime zaman zaman! Tertemiz duygular duydum yanında! Kötülükleri atıp güzel şeyler hissettirdin bana! Güzeli duyurdun tekrar! Güzellikleri yaşadım yanında! Onun için git! Hemen! Hemen uzaklaş! Gitmem! Gidemem! Ne olursa olsun seninle olmak... ...Ne olursa olsun yanında olmak istiyorum. Gönderme beni! Yalvarırım! Peki. Sen istedin bunu. Sen istedin. Ah!
bir insan olduğuna inandım. Karın olmak istiyorum. Gönderme beni oralara. Kimsenin yüzüne bakamam. Küçülmek istemiyorum onların karşısında. Nereden çıktı bu yolculuk? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum anne. Beni de götür. Ben sensiz yapamam. Şimdi olmaz anne. İşe yerleşince bir mektupla yerimi bildirir, yanıma aldırırım seni. Beyler polismiş oğlum. Seni arıyorlar. Bizimle geleceksin delikanlı. Ne demek bu? Ne istiyorlar senden? Yoksa... Üzülme. Üzülme erkek anam benim. Şerefimiz temizlendi. Murat! Gidelim. Murat! Murat! Semtimizin, senin için yıllarını harcayan tertemiz bir babanın kızısın Fatma. Şaşırttın bizi. Böyle kötü bir olaya ismin karışmamalıydı. Yemin ederim bilmiyordum. En iyi niyetlerle gittim Turgut Bey'in evine. Ailesiyle tanıştıracaktı beni. Öyle demişti. Anlattığına göre yalnız kalmışsınız üst katta. Sizden başka hiç kimse olmadığına emin misin? Zannederim. Önce... Arda arda birkaç silah sesi duydum. Sonra da Turgut Bey bir külçe gibi kollarıma yığıldı. Ötesini hatırlamıyorum zaten. Deli gibi kaçtım. Peki, bu cinayeti Murat işlemiş olabilir mi? Hayır. Murat böyle bir şey yapmaz. Yapamaz daha doğrusu. Pekala. İmzala kızım. Gidelim baba, bitti. Niçin sakladın benden? Sana yemin ederim, Turgut Bey'le aramızda hiçbir şey geçmedi. Onunla buluşuyor musun? Benden evlenecek. Hı hı. İstetecekti senden. Üzerine nasıl titrediğimi bilirsin. Hayatta senden başka kimim vardı benim? Beni aldattın, hiç olmazsa Murat'ı aldatmasıydın. Ona kötülük etmesiydin. Baba! Babacığım! Fabrikatör Turgut'la kavga ettiğini görmüşler. Doğru mu? Evet. İnkar etmiyorum. Ölümle tehdit etmişsin. Evet ama ben öldürmedim. Cinayet saat 9.45'te işlenmiş. O saatte neredeydin? Canım sıkılıyordu, yalnızdım. Bir saat kadar parkta oturdum. Şahidin veya görenin var mı? Hayır, yalnızdım. Maktulün köşkü etrafında dolaşmadığına emin misin? Evet. Boşuna yorulma delikanlı. Her şeyi biliyoruz. Suçunu itiraf et. Sen öldürdün.
Evet, ben öldürdüm. Cinayeti yazıyor, öldürülen fabrikatör Turgut Canan'ı yazıyor. Katil Murat'ın cinayeti itirafını yazıyor. Hayır, olamaz bu. Kurtarmalıyım onu, yetişmeliyim. Buyurun. Evet. Efendim, hastane mi? Hemen, hemen geliyorum. Kurtulacak mı doktor? Şimdilik tehlikeyi atlattı. Yalnız uzun bir müddet felçli kalacak. Felç mi dediniz? Evet. Belki çok kısa, belki de uzun bir süre konuşamayacak. Hareketsiz kalacak. Akrabası mısınız? Hayır. Arkadaşım. Ailesine durumu bildirmeniz gerek. Bakıma ve ilgiye ihtiyacı var şimdi. Onun çok iyiliğini gördüm. Aynı evde oturuyoruz. Ben bakarım ona, kendi elimle bakarım. Siz bilirsiniz. Ama gene de ailesiyle konuşmanızı tavsiye ederim. Görebilir miyim? Biraz beklerseniz. Sanık Murat Kayacan. Hakkında okunan iddianameyi duydun. Söyleyeceklerini dinliyoruz. Suçluyum efendim. Demek fabrikatör Turgut'u öldürdüğünü kabul ediyorsun. Evet efendim. Sebep ne peki? Neden öldürdün? Bilmiyorum. Susmakla suçunu hafifletemezsin. İstesen de istemesen de cinayeti nasıl işlediğini, sebebinin ne olduğunu meydana çıkarmak görevimizdir. Bütün bildiklerimi anlattım efendim. Daha fazla konuşamam. Şahitler alınsın. Şahit Mustafa Can! Olay hakkında bildiklerini anlat. Ne gördün? Murat'la Turgut Bey arasındaki münakaşanın nasıl başladığını görmedim. Ben o esnada dışarıdaydım efendim. Turgut Bey'in ziliyle odaya girdiğim zaman Murat şaşkındı. Turgut Bey'i öldüreceğini söylüyordu. Sizce fabrikatör Turgut'u Murat öldürmüş olabilir mi? Ömrümce yalnız kızımı sevdim. Kızım için yaşadım hakim bey. Ömrümce onun lekelenmemesi için çalıştım. Murat'ı da öz oğlum gibi severim. Elimde büyüdü. Duygularımda yanılmam. Murat suçsuzdur. Onu burada suçlu yerinde görmek, yemin ederim en çok beni yıktı. Sizce bu cinayetin sebebi Fatma mı? Aynı mahallenin çocuklarıyız, beraber büyüdük. Çok severdi Fatma'yı Murat. Duygularını anlatamayacak kadar çok. Bence ikisi de çevrenin ve sevgilerinin kurbanı oldular. Yani Murat'ın katil olduğunu kabul ediyorsun. Hayır, kabul etmiyorum. Oğlum adamı öldürmez benim. Eğer bana yalan söylediyse, bu adamı öldürdüyse cezasını çeksin hakim bey. Çeksin. Şahitlerin ifadelerini kabul ediyor musun? Evet. Kabul ediyorum. Mahkememiz diğer şahitlerin celbi için 16 Aralık Cuma günü saat 15'e tarih edildi.
baba. Fatma Hanım'la görüşüyorum diye. Evet, bilmesem de tanırdım zaten. Ona o kadar çok benziyorsunuz ki. Kime? Size çok ihtiyacı olan zavallı bir hastaya. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Benimle gelirseniz anlarsınız. Belki de çok önemli bir sırrı çözeceğiz beraberce. Buyurun gidelim. Nereye götüreceksiniz beni? Yıllarca sizin acınızı duyan, yıllarca sizin sevginizi yaşayan bir insan. Derecede acı çekiyor zaten. Niçin daha önce haber vermediniz? Neden aramadınız daha önce beni? İstemedi. Mani oldu hep gerçeği bilmenize. Ölü bir ana olarak yaşamak istedi. Söz vermişti babanıza. Anneciğim, ne kadar acı çektim kim bilir. Sizin dünyanızda ölü bir kadın olarak yaşayacaktım. Cinayeti gazetede okuduğundan beri çılgına dönmüştüm. Hakikati anlatacağım, Murat katil olamaz diye bağırarak terk etti evi. Sonra da o feci çarpışma. Murat, Murat'ın gizlediği şeyler var öyleyse. Öğrenmeliyiz bunu. Belki de annemle beraber sakladıkları bir sır. Konuşun! Muhakkak bir şeyler biliyorsunuz siz, konuşun! Bilmiyorum. Neden geldin buraya? Belki eski bir arkadaşını görmek istersin diye düşündüm. Eskiye ait ne varsa unuttum ben, hatırlamak da istemiyorum. Dinle Murat, acımı anlamaya çalış. Niçin bu suçu üzerine alıyorsun, bildiklerini anlat. Senin katil olduğuna inanmıyorum. Suçluyum, cezamı çekmeye de hazırım. Annemle aranızdaki sırrı öğrenmek istiyorum. Annem dedi. Evet, buldum annemi. Ama konuşamayacak bir durumda. Onu karıştırma bu işe. Öyleyse konuş, yalvarırım konuş Murat! Aramızda konuşulacak hiçbir şey kalmamıştı, bunu sen söylemişsin bana, unutma! Murat! 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 Çık git evimden, görmek istemiyorum seni! Hangi yüzle, hangi suratla geldin buraya? Biliyorum, suçlu buluyorsun beni. Murat'ın katil olduğuna inanmıyorum. Maksadım ona yardım etmek. Yardım edeceğin günler geçti artık. Annen gibi, adi bir sokak kadını gibi hareket ettin. Hayır!
Peşine taktığın erkeklerle oğlumun başını belaya soktun. Haklısın. Buraya beni affetmen için gelmedim zaten. Murat'ın sakladığı bir sır var. Bunu öğrenmek istiyorum. Çek elini! Bana yardım et ne olur. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilseydim de söylemezdim zaten. Git buradan. Git diyorum, kötü kötü konuşturma beni. Emine teyze. Git diyorum, git! 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 Git diyorum! Git diyorum! Git devam! Kimseye anlatamadım derdimi. Herkes nefret ediyor benden. Kimse görmek istemiyor beni. Annem! Anneciğim! Anneciğim! Senin sıcacık göğsünde rahatlamak... ...senin sıcacık göğsünde acılarımı dindirmek istiyorum. Annem! Anneciğim! Konuşmaya çalış anne! Hatırlamaya çalış! Katil kim? Turgut'u kim öldürdü? Konuş! 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 Boşuna uğraşma! Eğer konuşabilseydi bu kadar üzmezdi sizi. Hasta, biliyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum ama elimde değil. Bu korkunç sırrı ancak annem çözebilir. Burada ancak annem kurtarabilir. Bir tek çarem var şimdi. Belki de bu sırrı ben çözeceğim. Şahit Fatma Şencan. Sanık Murat'la maktul Turgut'u tanıyor musun? Evet. İkisini de tanıyorum. Turgut'la aranızdaki ilişkin neydi? Sadece arkadaşlık. Evlenecekti benimle. Bu durumum... ...bütün genç kızlara örnek olmalı Hakim Bey. Onu tanıdığım zaman muhitini beğenmeyen... ...gözü yükseklerde olan bir kızdım. Yuvarlandığım uçurumu göremiyordum. Sonunda gerçek sevginin ne olduğunu anlamıştım ama... ...iş işten geçmişti artık. Hangisini seviyordun? Ben bir tek kişiyi sevmişim Hakim Bey. Çocukluğumdan beri devam eden bir sevgi bu. İçimi dolduran... ...şimdi bana mücadele gücü veren bir sevgi bu. Ben... ...yalnız Murat'ı sevdim. Şimdi onunla beraber acı çekmeye... ...onunla beraber ölmeye hazırım. İddia makamının tanığa soracağı başka bir şey var mı? Evet sayın hakimlerim. Tanık Murat'ı sevdiğini söyledi. O halde cinayet gecesi maktulün evinde ne işi vardı? Ailesiyle tanıştıracaktı beni. Ona inanmıştım. Sonra bütün inancım... ...bütün hayallerim yıkıldı. Cinayetin nasıl işlendiği kendiliğinden meydana çıktı sayın hakimlerim. Sanık Murat sevdiği kızın rakibinin evine girdiğini gördü. Artık daha fazla bekleyemezdi. O da maktulün evine gizlice girdi. Şuurunu kaybetmiş, karışık hislerin eseri olmuştu. Kıskançlık hissiyle bu cinayeti tasarladı. Artık... ...fırsat kollamaktan başka yapacak bir şey yoktu. Çılgın gibiydi. Öldürmek ve yok etmek istiyordu. Tasarladığı kötü duygularını tatbik yoluna koydu.
Sevgilisini elinden alan adamı acımadan vahşice öldürdü. Gerçek meydanda sayın hakimlerim. Fabrikatör Turgut'u tahammüden öldürdüğünden katil Murad'ın Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi gereğince idamını talep ediyorum. Doğan! Onu ben öldürdüm! En büyük arzum sizleri beraber görmekti yavrum. Yakında da evlenirsiniz inşallah. Mutluluğumuz senin aramıza dönmenle tamamlanacak anneciğim. Babam bir de avukat tuttu senin için. Bütün acılarım bitti artık. Huzur dolu bir nefes alabildim çok şükür. Bizim için yaptıklarını hiç unutmayacağız Leman abla. Murat buraya yakın küçük bir ev tuttu anneciğim. Şipşirin. Önümde de minicik bir bahçesi var. Penceresinden fabrika görünüyor mu yavrum? Fabrikanın paydos düdükleri duyuluyor mu ona bak. Duyuluyor anneciğim. Akşamları pencere önünde oturup beraberce Murat'ın işten dönmesini bekleyeceğiz. İnşallah yavrum. Olmayacak anladım.